Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz yine video izleme yapacağız. Siz çok seviyorsunuz bunu da. Yılmaz abi bir şey söyledin sen girmeden. Ya tamam da biz Türkler biliyorsunuz Avrupa'da bir laf vardır. Türk gibi başla, Avrupalı gibi bitir derler. Biz başlarken böyle bir heyecanlı oluruz da ama şu heyecanımızı öldürmeyin Allah aşkına ya. Ya hala uğraş 120 bin ya. Her gün bakıyor ya. Her gün bakıyor yani, kaç takipçi çıktı. Şimdi Enes bize geldi. Enes Batur'a sevgiler, buradan Tolga'ya da sevgiler. Ulan dedim oğlum, ne yaptın sen bu 14 milyon takipçi? Slime yaptı. Ne yaptı? Hocam dedi, ben dedi 12 yaşımdan beri, 8 yıldan beri uğraşıyorum. Hı hı. Ve ilklerden olduğu için tabii 15 milyon çok ciddi bir rakam. Buradan Enes'cim öpüyorum. Ben de bir 500 bin istiyorum. Ben bayılıyorum böyle başarılı insanlara. Aferin bana, tebrik ederim. Yani, seni kıskanıyorum ama bunu da söylemek zorundayım. Niye Yılmaz abi, biz başarısız mı? Abi, ben de istiyorum, yapma, 500 bin. Ne olur yapma, bir yer olmaz. Onlar bir biliyorlar, ben kafam bozulursa bırakır giderim. Emeklerim, ekmek paramdan oynamayın. Bir dakika, haftada 2 gün, salı, cuma video yap. Geldik kaç yaşına, ben bununla mı uğraşacağım? Beni hemen 1 milyonluk yapacaksınız, bu kadar da uğraştırmayacaksınız. Öptüm hepinizi. Derhal 1 milyon, derhal. Allah aşkına ne olun? Abone olun. Ekmeğimden oynamayın. Bildirimleri açın. Çok güzel bir video gene buldum. Yine bomba gibi. Golden daha güzel olan pasları izleyeceğiz bugün. Başlatıyorum. Başla. Evet. Yani yalnız ayakta verilmiyor bu. Düşerken de veriliyor bu. Bu Tottenham galiba. Evet. Sağ ayağın dışıyla bir güzel pas attı ki bundan daha güzel olur mu ya? Babaya attı mı? Ya futbol çok güzel ya. Biraz olay estetik olmalı. Ha? Seyredenin bak şu verdiği pasın güzelliğine bak. Bu ne? Formasının renginin... Ya bu bir dakika Yılmaz abi, burada durdururum ama formasının rengi çok güzel. Pembe. Doğan hangi takım? Pembe mi? Kasımpaşa'dır bizim. Yükselttin mi? Bizim şu an... Hayır iç saha formaları, alternatif formaları yapıyoruz Kasımpaşa'dayken. Bir baktım pembe bir renk getirdi. Lan oğlum adımızı çıkaracaksın dedim ya. Yani. Ama baksana rengin tatlılığına, bunu durdurmasam ne olacak? Mi? Pembe. Aynı formadan bizde de vardı. Ama bu tam pembe, her tarafı evet, pembe. Bunun şeker aşağısı, pembe ya. Böyle tozlukları, koçları, şortları hepsi çorapları pembe. Acayip güzel olmuş, devam ettiriyorum. Ben de anladığım yerden konuşacağım bundan sonra. Hadi bakalım. Bak, verdiği pas en az birkaç kişi geçiyor. Harikasında. Evet. Yani böyle milimetrik atarsan böyle de içeri atarlar. Aferin kardeşim. Ya bu savunma oyuncuları görüyorlar ki bu top arkaya da atılıyor be abicim, kime bakıyorsunuz? Ya şu futbolcular beni delirtecek ya. Kardeşim bu bir eşleşme oyunu. Oyuncu önce görecek. Gördükten sonra karar verecek nasıl davranacağını. Bizimkiler bakıyorum tamamen dikkatleri topta. O topu ben rakipten önce nasıl vururum, uzaklaştırırım diye düşünüyorlar. Uzaklaştıramazsan adama geliyor, adam vuruyor, gol oluyor. Yapmayın Allah aşkına, dikkat topta olamaz. Bak nereye bakıyorum yani, uzaya doğru. Size bakmam lazım. Dolayısıyla buna çok dikkat edin. Topa bakmayın. Tamam mı kardeşim? Adama bakın. İçeriye o topu adam sokacak. Top kendi kendine girmiyor. Hadi bakın, bu açıklamadan sonra da bir daha böyle goller yemeyin ha. Devam et. Oynat Dilekçim, oynat Uğur'cum vardı. Baba bu pasitli biraz şey, tesadüf oldu. Bu çok hesaplı gitti. Bak yine 2 tane adam orada. Bak. Buna kimsenin baktığı yok. Olur mu abi? Atamadı mı? Bak böyle yapıyor işte abi. Bu salak. Abi yani iyi takım, iyi oyuncu. Bunlar çok önemli tabii. Çünkü çözümü kendileri buluyor. Hop. Oldu galiba. Oldu. Bence. Ay. Hayır ya. Çok uğraştılar ama. Ya hocayı var ya çıldırtmışlardır galiba. Bir oturup kaldırmışlardır. Bak şu oyuncu şuraya bakıyor. Ya senin eşleşin oyuncu bu. Onu kontrol et. Arkaya koşan o. Bak yine o taraftaki oyuncu buraya bakıyor. Böyle yanlış yeriz. Ya bir açı yanlışı var burada. 90 derece açıyla futbol oynanmaz. Futbol topu alacağınla vereceğin yer arasındaki ilişkiyi kurmak istiyorsan 45 derece ister. Yani bunları da söylemek zorundayız. Evet. Al sana bir gol daha yedin avantada. Pas güzel de 4 tanesi oyuncu birden oyundan düşüyor. Olur mu? Al burada da var. Burada güzel bir kontrapas oldu. Ya inanamıyorum ya. Herif 50 metreden pas atıyor ve eşleşir rakip topa sahip olup gol atabiliyor. Tabii ki bunun pas becerisi çok önemli ama o savunma oyuncusunun aldığı durum da çok önemli. Değil mi? Sen de kafa sallayıp duruyorsun. Ya yorum yapınca bir şey diyor. Futbolcuların adını söyleyince başka bir şey diyorlar. Ben dedim en iyisi böyle yanına oturayım. Değil mi dedikçe yapayım. 10. noter gibi ya. Hep tasdik evet durumu. Efendim. Bak baba gidene kadar. Aa, benim pembe formalar geldi. Bak, pembeli delikanlı gibi oynadı ha. Güzel attı değil mi? Evet. Yani bunlar bak adam oradaki durumu daha önceden gözün arkasında gözü yok ama onu görmüş ya. Görmüştüm. Hop. Evet. Gene uzun bir pas ve mavi takımın bütün dengesi topa doğru olmuş. Bu atılan çapraz toplarda çok dengesiz rakibi yakalayabilirsin. Oo, o güzel gol oldu. Güzel gol. Pas güzel de golün kaçması, o güzelin pası, bak aynı şey burada da olmuş. Evet. Evet. Bak yani bunlar çok güzel paslar ya. Araya nasıl giriyorlar? Yani Türkiye'de bak bu oyun oynanıyor. Bir durdur. Hemen. Ya bizde rakip arkasına koşu yapan oyuncu göremiyorsun. Bizde atılan pasını 2-3 kişiyi birden geçip rakip sayısını azaltacak o derin pasları göremiyorsun. Neden acaba ya? Çalışılmıyor mu bunlar? Takım buna ikna edilmiyor mu? Türkiye'de oyun hep rakibin önünde oynanır. Hı. Kenar oyuncusu kenara çıkar, bana top verdiler. Verdim sana. Sonra gidiyorsun rakibin üstüne, onu geçmeye çalışıyorsun. Ya kardeşim sen birebir denilen şey futbolda çok güç kaybettin. Çünkü karşında direnen birisi var. Seni onu alt edip arkasına gitmen gerekiyor. Çok zordur bu. Kolay değildir. Ya sen bu gücü birebir de harcayacağına, koşuda harca. Ben sana atayım topu. İşte kale burada. Amacımız gol atmak değil mi bizim? Hı hı. Diyelim. Çok güzel bir pas ama yine bu rakibin beceriksizliğiyle ilgili. Eşleşme yok. Yine hı hı. Topa bakıyor herkes. Bak buyur adam geliyor, mavi hala bakıyor. Kime bakıyorsun kardeş? Şöyle dur da adam geliyor mu gelmiyor mu görsene değil mi? Hı hı. Bak bunların forması da güzelmiş. Aa, turuncu. O da turuncu. Sen de bu renklere karşı bir şey zaaf var. Seviyorum ya. Göze hitap ediyor. Bak işte bak. Ops. Böyle güzelliğine bak. Bu Mesut değil. Yılmaz abi sana bir sonraki. Bu bizim Mesut bu galiba. Mesut. Evet bizim Mesut. Benim Mesut. Çocuğumu orada ne duruma düşürdü o? Neydi o antrenör? Arteta mıydı ne? Adam İngiltere'nin haftalık en fazla para alan oyuncularından bir tanesi. Yani nereye bakıyordunuz da getirdiniz? Kaçıncı senesi bu Arsenal'de? 8 mi? 5 mi? Yani uzun yıllardan beri orada oynayan bir oyuncu. Adam bir kalemde sildi attı ya. Bir kalemde sildi attı ya. Olacak iş değil yani. Ne olacak? En sonunda gelecek yine Fenerbahçe lafı çok dolaşıyor. Of. Gene Liverpool. En güzel paslar bunlardan mı çıkıyor Yılmaz abi? Gene Liverpool. Böyle Chelsea mi? Buyurun. Değil. Bu güzelim paslar bitti. Ama futbol böyle güzel ya. Biraz göze hitap edecek. Hı hı. Estetik bir boyutu olmak durumunda. Yani oyuncuyu zaman zaman özgür bırakıp çözümlerini kendisinin bulacağı şekilde görmek gerekiyor. Yoksa sırf sistem öyle, önünde öyle, ver topu, al topu, ne lan bu? Geliyoruz öyle biz 90 dakika para verip bir gösteriyi seyretmeye geliyoruz. Hı hı. Ondan sonra tuttuğum takım beni fıtık ediyor, çıkıyorum, eve gidiyorum, çıldırıyorum. Ulan gerilemişin, kontra yapacaksın da bir tane iki pozisyon olacak. Hadi birisi gol oldu, rakip baskı direkten dönsün. Ben seninle birlikte yiyorum o da ya. Ha galip geliyorsun, beni böyle galibiyet ilgilendirmez diyen çok taraftar duymuşumdur tribünde seslerini. Takımlara burada söylüyorum. Önce gol yememeyi değil, gol yetmeyi kendinize şiar edeyim. Eski tabir. Ha ondan edin. Siz abone olun. Evet. Ben de böyle vurgulu konuşacağım. Canım like atın. Öpelim mi artık? Hadi öpelim. Zamanımız geldi. Öptük. Hoşçakalın sevgiler. Hoşçakalın.